siyaset açısından. Teşekkür ederim. Şimdi beni yolcu eden İstanbul İl Başkanımız ve Genel Başkan Vekilimiz birlikte o toplantıya katılacaklar. O toplantıyı yönetecekler. 6 Genel Başkan Yardımcımızı görevlendirdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız toplantının bir kısmına katılacak. Ben dün akşam kendisiyle baş başa bir görüşme de yaptım. Kendimiz de bunu değerlendirdik. Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz. Bir kere kimse bize böyle olmadık bir davayından, olmadık bir suçlamadan bir cezayı normalleştirmeye ve bu olacakmış gibi kabul ettirmeye çalışmasın. Böyle bir gündemin yerleşmesine de izin verilmemesi gerekir. Kısaca hatırlatayım. Süleyman Soylu döndü ve Ekrem İmamoğlu'na, bir kamu görevlisi olan Ekrem İmamoğlu'na özür diliyorum, ahmak dedi. Hepimizin gözünün içine baka baka. Ekrem Bey de ona hiç terbiyesini bozmadan sensin o dedi. Ama o cümleyi İstanbul seçimini kim iptal ettirdiyse dediğinde ahmağın o olduğunu hatırlatınca vay iptali veren YSK'dır. Siz kamu heyet halinde görev yapan kamu görevlerine hakaret ettiniz deyip işi YSK'ya çektiler. Bir kere Süleyman Soylu hepimizin gözünün içine baka baka Ekrem Bey'e ahmak dedi mi demedi mi? Ekrem Bey İstanbul'un seçilmiş kamu görevlisi. Dönüyorlar Ekrem Bey'in Süleyman Soylu'ya verdiği cevabı YSK'ya söylendi deyip ceza vermeye çalışıyorlar. Gerçekten buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin. Bunu biz kabul etmiyoruz. Böyle bir saçmalık yok. Böyle bir fütursuzluk, böyle bir şuursuzluk yok. O yüzden ben Türkiye'ye bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını sanmıyorum. Ha, pratikte baktığınızda İstanbul seçmeni bunun kadar içinde hakaret makaret olmayan ama kötü niyet olan bir şeyi çok ağır cezalandırmadı mı? İstanbul seçmeni karar verdim. 25 yıldır siz yönetiyorsunuz. Biraz da Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı yönetecek dedi. Kabul etmeyip seçimi iptal ettirdiler. Ne oldu? 45 günde dünyanın en büyük kampanyasını mı yaptık? 12.600'lük fark 608.000 oldu. Millet demokrasi tokat attı. Böyle şeyleri sevmiyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun yarın olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da Ekrem İmamoğlu'na bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar. Tetikçisi oradaki bu kumpasın piyonu Süleyman Soylu. İcracıları hangi mecralarda bilmiyoruz. Veya biliyoruz da herkesin bildiğini bir daha bir lafın tamamı aptala söylenir. Milletimize hakaret etme niyetimiz yok. Yarın öbür gün şimdi bu dava görülecek. Bu davadan ceza çıkaracağız biz. Böyle bir şey yok. Bunu yaparsanız geçen seferki bir kere demokrasi tokatından ders almadıysanız millet çok daha bunun şeddelisini uygular. Çok daha şiddetlisini uygular. Kendilerine yapabilecekleri en büyük kötülüktür bu. Ama Türkiye'ye de büyük kötülük olur. Ben nasıl gideceğim şimdi Sosyalist Enternasyonel'de sensin o dedi diye bir büyükşehir Türkiye'nin bütün dünyanın tanıdığı en büyük metropolün belediye başkanını görevden uzaklaştırdılar, siyasi yasak getirdiler. Bunun Almanca, İngilizce, Fransızca tercümesi yok arkadaşlar. Hepimizi utandırır yani böyle bir karar. Bunu anlattığında tercüme hatası sanarlar. Olmaz böyle bir şey yani. Biz biz Amerika'dayken oldu. Tüm ihtimalleri değerlendirdik. En kısa zamanda geri döneriz. Zaten genel başkan vekilimiz burada. Mümkün olan en kısa süre içinde buraya dönmek o zaman boynumuzun borcu. O gün başka bir gündür. Ben öyle bir güne uyanacağımızı düşünmüyorum. Ne Amerika'dayken ne Türkiye'deyken. Ama herkes aklını başına alsın. Biraz önce değerli gazeteci arkadaşımızın ifade ettiği A'dan D'ye değil A'dan Z'ye bütün ihtimalleri gözeten bir tutum içindeyiz. Efendim bir de bu adaylık...